Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olarak üstüne düşen her şeyi yapıyor. Geçtiğimiz dönemde hepiniz hatırlayacaksınız. Bu pandeminin getirdiği ekonomik sorunları aşmak için ayrı bir sosyal politika uygulamasına geçti. Daha kapsayıcı bir sosyal politika uygulamasına geçti. Neler yaptık? Toplu sözleşmelerde memurlarımızla, işçilerimizle ciddi bir uzlaşmaya gittik. Arkasından enflasyon farkı ortaya çıkarsa enflasyon farkını veririz dedik. Enflasyon farkını sadece vermekte kalmadık. Refah payı verdik. Sosyal refah dengesini sağladık. Bir başka şey daha yaptık. Değerli katılımcılar, ne yaptık? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa asgari ücreti %50'nin üzerinde arttırdık. Arkasından enflasyon farkını 6 aylık yıllık enflasyon %36 iken 6 aylık farkı biz %31 olarak kamu çalışanlarına verdik. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olmanın gereğini her alanda yerine getirmiştir. Bugünlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücretle yaptığımız artış çok önemlidir. Bu üretim sürecinde işçi ve işverenin birlikte sorumluluk almasını da aldığının da bir gereğini ortaya koymaktadır. Yani işveren de asgari ücreti sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer ücretlerde asgari ücretin artış oranına benzer bir şekilde farklı ücret türleri de kendiliğinden kademelenmiştir. Daha üst düzeydeki ücretler, ücret alanlarında bu asgari ücret artışına paralel bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla bugün içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, enflasyon, dünyanın yaşadığı enflasyon, hele savaşın getirdiği bir maliyeti de dikkate alırsak, bütün bu üretim zincirlerinde, onun bir parçası olan tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar, bunların yarattığı bir maliyet var ve unutmayalım, Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu ekonomik sorunların büyük bir çoğunluğu dünyada meydana gelen bu değişimin, negatif o olayların, pandeminin getirdiği maliyetlerin bize yansıması. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ayağa kalkamıyor. Bütün bu süreçte Türkiye 2021 yılını %11 büyüyerek başarmıştır, gerçekleştirmiştir %11 büyümeyi ve bunu Türkiye'nin üretim gücü. Yani Gaziantep gibi şehirlerimizin üretim gücüyle, üretim enerjisiyle gerçekleştirmiştir. Kimse endişe etmesin. Türkiye büyümeye devam edecek. Evet, enflasyon var. Özellikle enerji kaynaklarından, doğalgaz, petrol gibi dışarıdan ithal ettiğimiz enerji kaynaklarından kaynaklanan, dolayısıyla dışarıdan yansıyan enflasyonist bir etki var. Ama Türkiye bunları normalleştirecek tedbirleri, ekonomik politikaları, yeni ekonomi modeliyle